الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, insanın Cenab-ı Hak'la alakası, onu her şeyin üstünde tutması, her şeye tercih etmesi, rızasını bütün meseleler üstünde âli tutması, hiçbir şeye feda etmeme havasında bulunmasına bağlıdır. Onu kaybetme, bir mümin için her şeyi kaybetme manasında olmalı. Cenab-ı Hak ait bütün manalar, bütün hakikatler bir müminin kalbinde öyle taht kurmalı, öyle oturmalı ki bunlardan bir tanesinin eksikliği bir müminin ruhi hayatında, kalbi hayatında büyük bir eksiklik olarak kendisini daima hissettirmeli. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren hakperestliği nispetinde bu hakikatin arkasından koşacak. Bu her şeyin üstünde matlub, her şeyin üstünde makbul, her şeyin üstünde mahbub, her şeyin üstünde merbub olan Hazreti Allah'a ait mana ve hakikatların arkasından koşacak, gönlünü onlarla mamur etmeye çalışacak, bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak ve geldiği zaman da geldi oturdu diye ayrı bir iman ishar edecek. İnsan aradığı nisbette, arkasına düştüğü nisbette elde edecek, bulacak. İnsan alakasız kaldığı nisbette de mahrum kalacak. Hak ve hakikati ne zaman, hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ Darb-ı mezel haline gelmiş bu söz çok büyüktür. Talep etme, arkasına düşme, ciddiyet ishar etme. Aradığın şeyi senin karşına çıkaracaktır. Sen ebediyen mahrum kalamazsın. Varsa içinde hakikate karşı bir arzu, bir istiyak, o gelip seni bulacaktır deniz aşırı dahi olsa. Deniz aşırı bir memlekette, bir diyarda yaşayan Necaşi, hiç bekler miydi ve beklenir miydi ki, içinde yaşattığı bir taht kurup üzerine oturtturduğu hakikat arzusu ve istiyakı, hakperestlik, taassubu bırakma, ona Allah'ın en büyük lütfunun gelip ulaşmasına vesile olsun. Onun duygusundan ve düşüncesinden belki çok uzaktı. Böyle bir şeyi elde etme. O samimiyetle, sadakatle Hazreti Mesih'in ümmeti olması havası içinde yaşarken Ashab-ı Resulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler. Onun tarafından orada misafir olarak izzat ve ikrama mazhar oldular. Ve bir gün ayatı ve beyinatı huzurunda okunması lütfunu da Allah lütfediverdi. Hepsine birden lütfediverdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye talepte bulununca Cafer İbni Ebi Talip, mütenim kahramanı, yeşil kanatlarla semalarda göklerde pervaz eden Hazreti Ali'nin kardeşi, kanat şirbi buçu verdi Necaşi'nin karşısına. Uçuşu gibi Sure-i Meryem'i okuyordu.
ذَٰلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ ayetine geldiği zaman Necaşi yere serini vermişti. Bütün Üskufe'nin, ruhbanların, rahiplerin gözleri yaşlarına dolmuştu. Ortalığı bir çağlayan almış gidiyordu. 70 insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat menbaına gidin de dinleyin diyordu. Bu 70 insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda menbaından Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu. Orada okuyan Cafer İbni Ebi Talip ise, burada okuyan doğrudan doğruya mahbiti vahyi ilahinin makesi, kalbi paka sahip olan Resul-i Efkan ve Emced idi. Bütün rahipler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necaşi'nin huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَيُنَهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ لِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ O şanı yüce Nebiye inen ayet-ü beyinat kendilerine okundu. Onlar onu dinledikleri zaman gözlerinin adeta çeşmeler halinde yaş bıraktığını, salıverdiğini görürsün. تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ لِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ Hak'tan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü. Diyorlardı ki inandık hak gelecek. İnandık gerçek zuhur edecek. İnandık gün doğacak diyorlardı deniz aşırı. İnandık elimizden tutacak karasker gelecek diyorlardı. Kapılarının önünde bulunca bu defa onlar artık şimdi inandık geldi diyorlardı. Mimma arafu minel hak. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّهُ Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesih'e imandan sonra, kiliseye imandan sonra, Resulullah'a iman ettik ya Rabbi diyorlardı. فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Bizi de şahitlerden yaz Allah'ım diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece Necaşi'nin cemaatine mahsur mu kaldı ayat-ı Kur'an? Mani-i Kur'an, mefhum-u Kur'an. Kur'an'ın ayet-i beyinatını dinleyen, onun içindeki hakperestliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatin ifadesi. Kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor, Rabbena amennâ fektubnâ me'aşşâhidîn diyordu. Devri Risalet ve Nahide hangi sahabi vardır ki, bantenine dokunuyor gibi hayatı Kur'aniye'yi dinlesin de yerinde rahat dursun. Adeta dalgaları dinmiş deniz gibi ölü, camit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir ancak bizim içinde yaşadığımız devirdir. Bize muttasıl bir iki asrın insanını böyle ölü ve özgün görürsünüz. Sahabi anlatıyor. Ömer camide namaz kıldırıyordu. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولُ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ Ben ta arka saflardan duyuyordum. Şeddad ibn-i Hani diyor. En arka saflardaydım. Hıçkırık sesini soluğunu kesiyordu. Okuyacak hali kalamayınca Allahu Ekber dedi rükûa gitti. اِنَّمَا اَشْكُوا بَسِّي وَهُزْنِي لَاللّٰهِ Dağınıklığımı ve hüznümü Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine gelince arkasını getiremedi. Allahu Ekber dedi rükûa gitti. Ömer inne azâbe rabbike levâki ayetini okuyordu. Diyor Ebu Hüreyre Beyhakî'nin süneninde. Bir aralık bir küdürdü duyuldu mihrapta. Yıkılan Hazreti Ömer'di dayanamamış yıkılıvermişti. Sedyeye koyup evine götürürken götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek çatacak. Fermanı Sübhanesi karşısında kalbi çatlayıvermiş, ayakta duramamış, yıkılıvermişti. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ İbn-i Ömer ayatü beyinatı okuyor. وَاِلُنْ لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا Suresini okuyor. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ dediği an cemaatin önünde o da yıkılıveriyor. O gün insanlar hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere
Mevla-i Müteali'nin huzurunda dikilecek, hayatın hesabını verecekler. İşte bu ayetlere gelince ayakta durmaya takatı kalmadı, yıkıldı. Ayet-i Beyyinat okununca o kadar ağladı ki, hayatının sonuna doğru gözleri tamamen bozulmuştu. Görmüyordu gözleri ve sürme çekiyor, bunu kapamaya çalışıyordu. Gün olur ki sahabi anlatıyor, evinin içine kapanır, saatlerce dışarıya çıkmazdı. Kapısının sürgüsünü arkaya sürdüğü zaman içeriden hıçkırık sesleri duyulurdu. Evin duvarları adeta beraber ihtizaza gelmiş gibi inleyen bir gönül, kendisine dokunan tokmak karşısında ses çıkaran bir davul gibi ses çıkarırdı. Ve dışarıya çıkarken de gözlerine sürme çekerdi. Bunu görmesinler diye sürme çekerdi. İlham-ı ilahi, vahyi ilahi bir gönlü aksettiği zaman gönülde öyle makes vuruyor, tesir ediyor. Ölülerin ve ölgünlerin, yıkıkların ve döküklerin topyekun yaşadığı asır, tenzih edeyim cemaatimizi, sadece 20. asırda görülür bunlar. Bütün kolu kanadı kırıklar, kalbi hayatını tüketenler, bitirenler, his hayatı duygusuz hale gelmiş olanlar, kafasında idraki kaybedenler, dünya tarafından esir ve zebun edilenler, bir tekmede rahatlıkla dünya ve mafiyasını terk edemeyen ham ruhlar, yobazlar ve softalar sadece 20. asırda vardır, 19. asırda vardır. Göremezsiniz insanların yaşadığı asırda bu derece hamlığın hüküm ferma olduğunu. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيُنَهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Necaş'ı ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Ashab-ı Sefine ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Huzur-u Risalet Fenai'ye gelen sefirler ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Ömer ağlıyor, İbni Ömer ağlıyor, Ebu Hüreyre ağlıyor, Ümmü Ebu Hüreyre ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Yılın yılın günahın kendilerini zebun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbi hayatlarını öldürdüğü cemaatimiz ne yapıyor acaba? Allah bunu size sorarsa ne diyeceksiniz? Resulullah size sorarsa ne diyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz derse ne diyeceksiniz? Ben kendi namıma diyecek bir şeyim yoktur. Azmış sapmış tâvi nefsimle diyeceğim bir şey yoktur. Yıkılışları adeta şiir söylüyor gibi, bütün çöküşleri haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı laubali kalan, gayri ciddi kalan, kem talih bana sorulsa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde, cumayı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Müterakim seyyiatın, sizin belinizi büken masiyetin sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Belki fark ettiğiniz şeyi geriye döner bakar da o zaman anlayıverirsiniz. Anlayıverir de kervan arkadan kavuşuverirsiniz. Ve benim bu sözlerim sizin içinizde bu heyecanı, bu aşkı uyarırsa, bir gecede hayat muhasebesi yapmaya sizi sevk ederse, ve kalbuhum basitunna, ashab-ı kiramın arkasında yerini alma ümidi belirir içimde. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden intizar ediyorum. Ne beni ne de sizi kalbi kırık ve münkesir bırakmasın. Kalplerinize sizin kalbi hayat, ruhlarınıza duygu, hissiyatınıza duyguluk ihsan eylesin. Ala inna ahsana al-kalam ya Rabbana kalamullah al-malikul aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha qila al-kalam fastamuna wa ansitu la ilaha illa Allah.